Herkese iyi günler. Barış Karayazgan ben. Akbank Sanat olarak evde çocuklarınızla birlikte geçirdiğiniz bu dönemde yaratıcı aktivitelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Karanlıktan Aydınlığa isimli bir pastel çalışması yapacağız. Hemen malzemelerimi tanıtmaya geçmek istiyorum. Değişik renkte yağlı pasteller. Ben özellikle kırık olanlarını seçtim. Ahşap bir çubuğa ihtiyacımız var. Ucu hafif sivri olmasını istiyoruz. Bu bir kürdan da olabilir. Bir tane kalem, bir tane elektrik bandı kullanıyorum. Burada herhangi başka bir bant da kullanabilirsiniz. Bir de kağıt kullanacağım. Yalnız bu kağıdımın biraz daha kalın bir kağıt olmasını, çok ince bir kağıt kullanmamanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda çalışmam bittikten sonra da onu sabitlemek için ve etrafa bulaşmasını önlemek için de evde kadınların kullandığı bir saç spreyini kullanıyor olacağım. Hemen çalışmaya başlıyorum. Çalışma öncesinde kağıdımın üzerine değişik yerlerine istediğim renklerle pastellerimi uygulayıp tamamını kaplamaya çalışıyorum. İlk hedefim o. İstediğim renklerle başlayabilirim. Şu anda renklerimi yavaş yavaş boyamaya başladım. Dikkat etmemiz gereken şey olabildiğince temiz ve beyazı kapatacak şekilde boyamamız olacak. Ve bu aşamada olabildiğince çok renk kullanırsak yaptığımız eser çok daha renkli olarak ortaya çıkar. Bu aşamada çocuğunuzun bu boyama esnasında hem sıkılmasını engellemek hem de yaşadığı tecrübeyi biraz değiştirmek için minik oyunlar oynayabilirsiniz. Mesela hadi bakalım bir 30 saniye boyunca gözlerin kapalı boyayabilecek misiniz? Bu mesela çocuğunuz için gayet eğlenceli bir tecrübeye dönüşebilir. Hatta ona sorabilirsiniz, kolay gidiyor mu? Orada yok gayet kolay boyuyorum derse o zaman bir de bakalım burunların kapalı nasıl yapabiliyorsun. Hemen arkasına geçip burnunu kapatıp ve böyle sesini de değiştirmeniz mümkün olabilir. Ve burada değiştirebilirsiniz. Biraz sağ el, biraz sol el boyatabilirsiniz onlara. Hatta bir adım daha ileriye gidip ayağıyla tutup ayağıyla da boyatmasını diyebilirsiniz. Ben şimdi tabii ki burada size bunu göstermeyeceğim. Ama ev ortamında bayağı hoş bir şey olabilirdi. Özellikle seçtiğim pasteller bayağı farklı farklı renklerde ve tonlarda. Yani mavinin 4-5 değişik tonu var elimde şu anda. Ne kadar çok değişik renk olursa yaptığımız çalışmadan da o kadar zevk ve aynı zamanda farklı renkli işler çıkartabiliriz. Beyaz bırakmamaya çalışıyorum ama çocuğunuz şunu tercih edebilir. Minik bir kısımda da beyaz görünmesini özellikle istiyorum derse ve böyle bir şeyi kendisi tercih olarak bırakırsa elbette bu konuda ona saygı duymak en önemli şey olacaktır. Belirli yerlerde onlara destek olmak için onlar adına renklendirme de yapabiliriz. Oradaki en kritik şey çocuğunuza mutlaka nereyi hangi renkte boyamanızı istediğini sormanızdır. Onun tercih ettiği renklerle, onun istediği kısımlarına kadar boyayarak ona yardımcı olmanız tabii ki çok güzel olacaktır. Dikkat ederseniz özellikle siyah hiç kullanmadım. Çünkü zaten çalışmamızın adı karanlıktan aydınlığaydı. Yani birazdan bu gördüğünüz rengarenk kağıt bayağı karanlık olacak. Şimdi gördüğünüz gibi rengarenk bir sayfam var. Farklı renkler, değişik şekillerde boyandı. Şimdi bu aydınlık rengarenk sayfamın karanlığa dönüşme, ondan sonra da karanlıktan aydınlığa giden yolu izleyeceğiz. Siyah pastellerimi alıyorum ve üzerlerinden bütün renkleri kapatmak için boyamaya başlıyorum. Buradaki en önemli şey
Bütün renkleri olabildiğince simsiyah boyayıp üzerlerini kalın bir siyah katman pastel yapmak. Yine bu aşamada özellikle değişik ellerinin kullanmalarını, yani sağ elini kullanıyorsa sol eline geçmesini, bunu eğlenceli bir şekilde bir oyuna dönüştürürseniz her çocuk bunu zevkle yapmak isteyecektir. Kağıdın çok aşırı ucuna kadar gitmiyorum. Bazen çünkü yanlışlıkla kağıdın dışına çıkıp hem etrafı boyayabilirim, aynı zamanda da kağıdı da yırtıp ya da buruşturabilirim. O yüzden kağıdın etrafında bir minik bir boşluk, hem beyaz hem de renkli oluşan bir boşluk yaratıyorum. Bu aynı zamanda minik bir çerçeve olarak da işe yarayabilir ileride. Şu anda o rengarenk kağıdımın ortasında dev gibi bir simsiyah bir karanlık var. Şimdi bunu kazımak için kullanacağım aleti yapmaya geldi sıra. Bir tane kalemimizi elimize aldık. Aynı zamanda bir kürdan, dediğim gibi kullanılabilir, ya da bir çöp şiş çubuğu. Ucu hafif sivri olan bir ahşaba ihtiyacımız var. Onu ben kaleme bağlayarak, çünkü ince bir kürdanı tutmak ya da bir tahta parçasını tutmak çok kolay değil. Elimizden de kaçabilir. Şu anda kendimi kazımak için minik bir alet yapıyorum. Elektrik bandı bu anlamda çok işime yarıyor ama dediğim gibi herhangi bir başka bir bantla olabilir. Evet, gördüğünüz gibi kaleme benzeyen ama ucu sivri bir parçam oldu. Bunun üzerine şimdi çizimime başlayacağım. En eğlenceli kısımlarından bir tanesi de bu olacak. Sadece buna başlamadan önce minik bir bilgi vermek istiyorum. Daha önce çocuklarımız tarafından yapılmış birkaç örneği paylaşacağım sizlerle. Bunu mesela yine çocukların çizimlerinden yola çıkarak bizler yaptık size örnek olsun diye. Bunlar enteresan örnekler ama çocukların üzerinde genelde sanatla ilgili olarak biz yetişkinler bir misyon yüklüyoruz. O misyon da yaptıkları her şeyin, resim, heykel olsun ya da başka sanatsal çalışmalar olsun, hep dışarıda bir şeylere benzemeleri gerektiği üzerinden gidiyoruz. Hatta çocuklar arasında en çok ve tırnak içerisinde söyleyeyim, en iyi benzeten çocuklara da genellikle çok yetenekli diye isimlendiriliriz. Bir kez bunun çok doğru bir şey olmadığını düşünüyoruz. Çocukları ayrıştırmak sanat konusunda bile olsa güzel bir şey değil zaten. Bu çalışmada onları da biraz rahatlatacak, daha zevkle çalışmaları için çok minik bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Burada iki örnekte, ikisi de dışarıda gördüğümüz şekillere ve objelere benzeyen resimler yapılmış, kazımalar yapılmış. Ama ben burada hiçbir şeye benzemeyen bir çalışma yapmak istiyorum. Bazen bir şeye benzetme stresi olmadan çalışmanın ne kadar zevkli olduğunu da göreceğiz. Bu tarz sanat çalışmalarının esasında bu da bir akımdı. Bu yüzyılda ortaya çıkmış bir sanat akımı ve biz buna soyut sanat diyoruz. Yani hiçbir şeye benzemeyen, dış dünyada hiçbir şeye benzemeyen sanat çalışmaları oluyor. Bazen saçma sapan olarak da adlandırabiliriz ama aynı duygularımız gibi, çünkü duygularımızın şekli ve şemali yok, onlar da soyut şeylerdir. Bu eserlerde soyut olabilir, bunda hiçbir sakınca yok ve bu ne daha iyi ne de daha kötü olduğunu gösteren bir örnektir. Hatta burada daha önce boyarken yaptığımız şeyi uygulayabiliriz. Biraz da gözlerimiz kapalı çalışalım. Görmeden yapmak. Bir anda dokunduğum yüzey ve hareketler çok daha değerli hale geliyor. Hemen biraz temizliyorum sayfamı. Şimdi kendi tamamen zevkime, kendi hislerime göre yola çıkarak bazı yerleri seçip oraları kazımaya başlayacağım. Ve tabii siyahın üstünde çalıştığımız için her çizgi ortaya çıkıyor. O yüzden burada değişik motifler, değişik çizgiler de kullanabiliriz. Mesela şurasını yuvarlak çizgilerle kazımak istiyorum. Bazı yerleri minik motifler kendim ekleyebilirim. Müzik
dikkat ederseniz minik minik yerler seçip onları istediğim şekillerde kazıyorum. Bunu gerçekten bir oyun haline getirip sen bir tarafını seç ve istediğin gibi kazı. Ben bir tarafını seçeyim, ben de istediğim gibi kazıyım. Ve birlikte yapabileceğiniz gerçekten hem kaliteli vakit geçirerek hem de birbirinizin üstünde herhangi bir üstünlük kurmadan aynı eserin üzerinde değişik tecrübeler ve zevkli bir tecrübe yaşayacağınız bir sürece dönüşebilir bu. Tabii ne kadar çok geniş alanı kazırsanız o kadar çok değişik şekiller çıkacaktır ortaya. Hem şekil olarak hem de renk olarak tabii ki. Kazıdığımız yön bile, çıkan çizgilerle bile değişik motifler çıkartıyor ortaya. Mesela hemen gidip bunun yanındaki yeri bambaşka bir yönde kazıyacağım. Ve iki yan yana alan çok değişik iki motif haline dönüşebilir. Şöyle bir gidişatı göstermek istedim. Bir iki yer daha boyayınca tahmin ediyorum bitirmiş olacağım. Minik bir örnek daha göstermek istiyorum. Şimdi şu kısmını beğenmedim ve orayı değiştirmek istiyorum. Tabii ki silgi kullanmak çok mümkün değil. Bu çalışmada silgi olarak siyah pastelimizi kullanacağız. Yaptığımız kısmı yeniden siyah pastelle üzerinden geçerek tamamen yok etme şansına sahibiz. Gördüğünüz gibi biraz önce beğenmediğim tarafı hemen temizleyerek siyahla üstünden geçerek onu da yeniden eski haline getirdim. Şu anda bu eserimi bitirdiğimi düşünüyorum. Tamamen soyut bir çalışma, herhangi bir şeye benzemedi. Ama benzemek de zorunda değil. Kendi istediğim şekillerde değişik motifleri ve renkleri ve çizgileri kullandığım bir çalışma oldu. Sizler de tahmin ediyorum çocuğunuzla çok eğlenceli bir vakit geçirerek ona kendi hayallerini istediği şekilde yapabileceği bir ortamı sağlarsınız. Yeniden iyi günler diyorum. Sevgiler. Son bir minik bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Çünkü yağlı pastel ellerimizde gördüğünüz gibi etrafı kirleten ve bulaştığı yeri boyayan ve aynı zamanda leke yapan bir malzeme. Bunu evde birçok kadının tahmin ediyorum kullanmış olduğu saç spreyiyle bunun üzerine sabitleyebilirsiniz. Şu şekilde hemen göstermek istiyorum. Şu anda bayağı bir parlak ama kuruduğu zaman, dokunduğumuz zaman boyaların elimize geçmediği ve etrafı da lekelemeyen bir yağlı pastel çalışmamız bitmiş olacak. Yeniden iyi günler dilerim, sevgiler.